Şimdi bir hususu dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasal partiler iç örgütlenmeleri itibariyle kendi siyasi akideleri, düşünceleri, zihniyeti, ideolojileri itibariyle farklılaşırlar. Bazı siyasal partiler örneğin aşırı sağda bulunan çoğu faşist partiler milis teşkilatı kurar. Ve milis teşkilatı olarak hiyerarşik bir yapıda örgütlenirler. Bunların amacı demokrasinin partisi olmak değildir. Demokratik de olsa iktidara geldiklerinde demokrasiyi sonlandırmak, otoriter yahut totaliter bir rejim kurmak üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla bu partilerin içinde demokratiklik ilkesine göre bir düzenleme yapmanın pek bir anlamı yoktur. Tam tersine hiyerarşik örgütlerdir. Eşitlik içermezler üyeleri arasında. Burada bir ast üst ilişkisi vardır. Askeri bir teşkilat gibi subay kadrosu, er kadrosu vesaireden oluşan bir niteliktedirler ve dolayısıyla demokrasi içerisinde bulunsalar bile demokratik bir yapı içerisinde olmak mecburiyeti hissetmezler. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Aynı zamanda soldaki partiler, aşırı sola doğru gittikçe özellikle komünist partiler hücre yapmışlardır. Hücre üyelerin rahat ve olabildiğince çekincesiz katılımı değil, üyelerin kimliklerinin özellikle kimliklerinin olabildiğince saklanması esastır. Çünkü bu partiler birçok ülkede ülkenin siyasal rejimine tehdit olarak algılandıklarından kolluk kuvvetleri tarafından kovuşturmaya uğrarlar. Bu kovuşturmalar sırasında yapılacak herhangi bir tutuklamadan olabildiğince az sayıda üyenin etkilenmesi için bu kimliklerin korunması esastır. Yine demokraside mevcut olsalar bile özellikle Avrupa demokrasilerinde işte Fransız Komünist Partisi, Hollanda Komünist Partisi, İspanya Komünist Partisi vesaire mevcut olabilir. Ama bunlar demokratik olarak çalışmak ihtiyacı hisseden böyle bir iddiayla siyasal rejimde mevcut olan, buna göre oy talep eden partiler değildir. Tam tersi bunlar demokrasiyi ortadan kaldırıp kendi alternatif rejimlerini kurmak için ortadırlar ve bu nitelik arz ederler. Bazı siyasal partiler aynı zamanda dar bir kadronun yapmış olduğu büyük kaynak aktarımlarıyla faaliyetlerine devam ettiler. Dar bir kadro partisidirler. Bunlara kadro partileri diye de tabir edilmektedir. Burada çok geniş sayıda üye temsil edilmesi, bu üyelerden aidat toplanması filan ön plana gelen önemli bir nitelik arz etmezler. Dolayısıyla bunların böyle dal budak sarmış teşkilatları yoktur. Kitle partisi özelliği göstermezler. Dolayısıyla bu siyasi partiler demokraside uzun süre mevcut olmakla birlikte özellikle Amerikan siyasal partileri bu özelliği göstermişlerdir diye literatürde kabul edilmektedir. Bazı kaynak sahibi varsıl kişilerden büyük mali destek almak suretiyle onların da ağırlıklarını tabii diğerlerine nazaran çok daha arttırmaları suretiyle örgütlenirler ve örgütler o şekilde çalışır. Bunların herhangi bir şekilde geniş üye sayısına sahip olmaları söz konusu değildir. Ama kitle partisi olarak örgütlenmiş olan siyasal partiler böyle kaynaklardan ve destekten yoksundurlar. Dolayısıyla onların çok sayıda üye temin etmek, bu üyelerin verecekleri küçük mali desteklerle toplandığında büyük mali kaynaklara sahip olmaları, kendi emekleriyle yaptıkları, örneğin küçük gruplar oluşturup seçmenin yaşadığı mahallelerde kapı kapı dolaşarak seçmenin eğilimlerini saptamak, seçmene parti propagandası yapmak, o kitlelerden yeni üyeler devşirmek vesaire gibi etkinliklerde yer almaları söz konusudur. Bunları kendi zamanlarından ve ücret almaksızın parti çalışmaları söz konusudur. Bunun yanı sıra ödedikleri yıllık aidat da mütevazi
rakamlardır. 500. Eğer 10 milyon üyeniz varsa ve her birinden biner lira alabiliyorsanız 10 milyar gibi bir bütçeye yılda sahip olabilirsiniz demekte. O da siyasetin maliyeti genellikle önemli rakamlara ulaşır ve şimdilerde de giderek artmaktadır. Yani bu şartlar altında dolayısıyla önemli fonlar temin etmek durumu söz konusu. Ama bu tür örgütlenmiş kitle partilerinin demokrasinin partileri olarak örgütlenmeleri durumunda demin bahsetmiş olduğumuz demokrasi ilkeleri, yani siyasal katılma ağırlıklı, aynı zamanda siyasal katılmanın bir sonucu olarak gelişen temsil ve bir tür siyasal katılma olan muhalefet veya itiraz etkinlikleri bu kitleler içerisinde yapılmak durumundadır ve bu partilerin demokrasinin partileri olarak ister sosyal demokrat olsun, ister demokratik sol olsun, ister demokratik sağ olsun, ister liberal olsun, ister muhafazakar partiler olsun örgütlenmesi ve çalışması söz konusu. Tabii o bir siyasal katılma sırasında çıkan çeşitli sonuçlar, ürünler, ifadeler, ifade tarzları, bunları ne kadar hoş görebildikleri, ne kadar tolere edebildikleri, bunları bastırmaya çalışıp çalışmadıkları, sansür etmeye gayret edip etmedikleri vesaire. Bunlar önem kazanmak durumundadır bu partiler için. Onun için bu demokratik sistem içerisinde bulunan ve demokratiklik vurgusunda olan siyasal partiler, partilerden sadece bir kısmıdır. Hepsine genellemek ve demokraside yer alacak bütün partilerin demokrasi ilkelerine göre çalışmasını beklemek pek anlamlı değildir. Bizim partiler yasamızda zannederim bu tür bir eğilim de var. Biraz tuhaf oluyor. Yani bir komünist partisi veya faşist partisinin demokratik ilkelere göre çalışmasını beklemek akıl dışı, yani abesle intikal bir mantık hatasıymış gibi duruyor. Çünkü onların amacı zaten başka bir rejim oluşturmak ve o rejimi nasıl mükemmelen uyguladıklarını parti içerisinde göstermeye çalışmaktan ibaret. Onun için böyle bir ayrıcılığın veya böyle bir farklılığın dikkate alınması gerektiği kanısındayım. Şimdi bunun dışında buradaki örgütlenmeler ve ortaya çıkartılan uygulamalar, uygulamanın oluşturduğu örüntüler ki zaman itibariyle bunlar değer kazanırsa bu davranış örüntüleri, kurumsal bir yapı ortaya çıkar. Kurumsallaşmayı zaten değer kazanmış, saygınlık kazanmış davranış örüntüleri, yani tekrarlanan, belli bir nitelik kazanan, belli bir kalıp içerisine oturan davranışlar olarak anlıyoruz. Siyaset bilimi yazılımında temel itibariyle. Sosyologlar ne kadar bu görüşe katılırlar ondan emin değilim ama Samuel Huntington'ın 1968'deki Political Order of Changing Societies'de vermiş olduğu tanım genel kabul görmüştür. Ve bu tanım temel itibariyle değere sahip, değerli olarak kabul edilen, tekrarlanan ve tekrarlanmak suretiyle birer örüntü oluşturan, böyle belli kalıplar haline gelen davranış biçimlerinin oluşturduğu yapılardır. Yapılar zaman itibariyle kurum haline dönüşebilirler.